Çok uzun yıllardır Malaklı ile uğraşıyorum. Hani Malaklı'yı tanıdıktan sonra, özelliklerini bildikten sonra gerçekten aşık olunabilecek bir karakter. Yani dedik ki lan böyle bir köpek olamaz yani. Çünkü biz köpeği arabaya bindirdiğimizde bagaj kapağını kapatamadık yani. Allah köpek Allah. O kadar büyüktü yani. İnanılmaz büyük. Orijinal rengi bu. Bak tamamen. Malaklı'nın orijinal rengi. Orijinal. Bak şimdi kulaklar, bak ağız yapısı, dudakları, gözlerinin düşüklüğü, alnının genişliği, tamam mı? Burnunun bak küt gelişi, aşağı doğru dudaklar sarmış. Yani bak bir dişi ama bir kafayı görebiliyorsun değil mi? Bir dudaklar, bir kulaklar, bir döş yapısı. Adama farklı havlar, normal gelen birine farklı havlar, yabani geldiği zaman çok farklı havlar, hırsız geldi, duvardan birinin kafayı gösterdi, tamamen farklı havlar. İnanın yani... Onu satayım seni. Bu köpeğe en kralı, bu işte en iyiyim diyen bir tanesi bu köpekte mastif kanı var desin. Buradaki köpeklerin bir tanesinde şundan dolayı mastif kanı var desin. Burada biz konuyu tartışalım. Bizim mesela dostumuzdan çok düşmanımız var, dost gibi görünen. Çekemeyen. Yani köpeği bildiği halde mesela şunu diyebiliyor, ya o köpek mi? Her kara maskeli, her düşük suratlı köpek de mastif değildir yani. Mastif kırığı değildir bak. Şimdi mesela biri çıktı, ben başkanım, şöyleyim, böyleyim. Adam kendi köpeğini tarif edemiyor ya. Yani adam diyor ki işte ben bunun başkanıyım, bunun için mücadele veriyorum diyor. Adam bir kere yasal olarak başkan bile değil. Yani sadece laf olarak demiş ki sen başkansın. O da diyor ki ben başkanım. Sen neyin başkanısın ya? Türkiye'nin en iyi köpeklerini ve en iyi güvercinlerini izleyebileceğiniz en iyi YouTube kanallarından birisi Alatürkiye'den herkese selamlar. Bugün yine efsane bir ustamızın yanındayız. Abi çok uzun zamandır yorumlarda sürekli diyorlar ki Cemil Gelen'in yanına gidin, Cemil Gelen'in yanına gidin. Sonunda çıktık geldik. Seninle de bir senedir konuşuyoruz abi. Normalde zaten Osman abiyle de irtibat halindeyiz. Sizle de irtibat halindeyiz ama bir türlü nasip olmadı. Çünkü zaten göründüğü gibi yerimizde inşaat halinde bitmedi. Bitiremedik yani. Haliyle uğraşıyoruz iyi bir şeyler olsun ama diye. Abi, güzel bir şey çıkartalım maşallah, diye. Maşallah o kadar güzel bir yerim var ki. Bugünkü videomuzun içeriğinden de bahsedeyim izleyicilerimize. Bugün ağırlıklı olarak Malaklı üzerine konuşacağız. Yani şimdi şöyle dedim. Gerçekten çok uzun yıllardır Malaklı ile uğraşıyorum. Hani Malaklı'yı tanıdıktan sonra yani o köpekleri, özelliklerini bildikten sonra gerçekten aşık olunabilecek bir karakter. Cemil abi şunu da biliyoruz ki Türkiye'de sen Malaklı konusundaki en profesyonel isimlerden birisin. Sen ilk bu Malaklı ile nerede tanıştın abi? Nasıl oldu? Ben şimdi daha önce bir firmada çalışırken Koçhisar'a gitmiştim. Bu bahsettiğim konu 22 yıl önce yani 2000 yılında falan. Orada çalışma yapıyorduk. Mahallede yani köpek geziyor başıboş. Ya dedik bu nasıl bir köpek yani? Bu kadar büyük, inanılmaz büyük, sallı. Eli ayağı büyük, kafası büyük. Bizim de patronun oğlu köpek hastasıydı. Zaten beraber hastalığımız oradan geliyor. Çünkü dükkanda da köpek besliyorduk. Köpeği orada gördük. Şaşırdık yani. Dedik ya bu nasıl bir köpek yani? Sonra sorduk ya bu köpek kimin? Bizim dedi burada böyle köpeklerimiz çok olur dedi. Bunun dedi sahibi yok. İsterseniz götürebilir. Ya dedik hani öyle olmaz ama almayalım. Köpeği dedim tanıyalım. Sonra bir isim Harun Öztürk abimiz var bizim. Kuşçu yani. İyi bir kuşçu. Dedik abi Koçhisar'da kimi tanıyorsun bize yardımcı olabilecek? Tatar Ramazan diye bir arkadaşı tanıyorum dedi. Sizi yönlendireyim yardımcı olsun. Daha sonra gezmeye başladık işimiz bittikten sonra. Artık kafaya koydunuz o zaman. Yani dedik ki lan böyle bir köpek olamaz yani. Çünkü biz köpeği arabaya bindirdiğimizde bagaj kapağını kapatamadık yani. Allah
köpek o kadar büyüktü yani. İnanılmaz büyük ve şehrin içinde geziyor yani. Başıboş. İnanılmaz büyük bir köpek. Biz dedik ki hani böyle bir köpek olamaz. İşte bir kimisi kangal diyor, kimi çoban köpeği diyor. Ya dedi kangal köpeği böyle olmaz. Çünkü kangal köpeğini eski belgesellerden de izleyip takip ettiğimiz için, beslediğimiz için de hani kangalla onun arasındaki farkı dedik araştıralım. Daha sonra bu köpeklerin kangal olmadığını, çoban köpeğinden de farklı bir köpek olduğunu anladık yani. Tamamen kendi içinde özel bir ırk yani. Bu ayrı bir konu yani, sen diyorsun ki Malaklılar çoban köpeğinden de ayrı bir sınıf. Aksaray'ın, Koçhisar'ın, Konya'nın o civarların meraları düz. Bizim gibi değil. Mesela bizim dağlık alanlarda, mesela bir Karadeniz'de bir Malaklı köpeğini kullanırsın ama oradaki aldığın performansı orada almayabilirsin. Çünkü niye? İnanılmaz bir gövde var. Çünkü 60 kilo ile 100 kilo, 110 kiloluk köpek bir olmaz. Abi fiziki özelliklerine değinmişken hemen şöyle ilk görmek istediğimiz kafesimizden, senin yani mesela göstermek işte, istediğin mesela kafesten başlayalım. Genç bir dişi. Bizim kendi üretimimiz. Yani birebir kendi senin üretimim. Cemil Gelen'in kendi üretimi. Birebir kendi üretimi. Cemil Gelen Secereli diyelim yani buna o zaman. Soner şöyle yakından görebilir miyiz bu dişidir arkadaşımızı? Yani erkek gibi dişidir. Adamcılık var mı abi? Evet, adamcı. Bu sevdiğim bir köpeğin yani iyi bir damızlığımın yavrusu. Annesi dumanlardan, babası panzer. Yine panzerin bir tarafı dumanlardan, bir tarafı betolardan. Dumanlılardan mı dedin abi? Duman ırkı. Yani Aksaray'a has bir ırk. He. Yani Malaklı'ya bir has bir ırk, öyle söyleyeyim yani. Zaten rengi tamamen orijinal bir renk. Yani normalde Malaklı'nın orijinal rengi budur. Peki bazı görüşler var abi. Yani aslında biraz önce bu görüşü şey yaptın, aksini söyledin ama ben o gelen yorumlar üzerinden de konuyu değerlendirmek için söylüyorum. Diyorlar ki Malaklı, hani çoban köpeğinin Malaklı olanına zamanında Malaklı denmiş. Hani aslında kangal statüsünde, kangal düzeyinde fiziki yapısı falan kangala çok yakın olan. Yörük köpeği, boz çoban köpeği, Karadeniz dağ çoban köpeği, akbaş. Zaten bunları içine dairesel aldığımız zaman hepsi bir çoban köpeği. Hepsinin görevi tamamen sürüsünü korumak, bulunduğu evinde bahçesini korumak, hepsinin görevi aynı. Aslında soruyu ben yanlış da sormuş olabilirim şöyle. Kangal'ın Malaklısı büyük olanına mı Malaklı denir? Şimdi her dudaklı köpek Malaklı değildir. Buna da değinelim bu konuda aynı zamanda. Yani şimdi şunu bilelim, bazı arkadaşlar yani yorumlarken veya işte paylaşımlarda görüyoruz Malaklı diye paylaşıyor. Aslında şimdi Malaklı'nın kendine özel has tüy yapısı var. Kendine özel rengi var. Kendini ondan ayıran, yani her dudaklı köpeğin Malaklı olmadığını ayıran özellikleri var yani. Mesela bu köpeğimiz üzerinden fiziki yapısını daha mesela detaylı inceleyecek olursak. Mesela şimdi dudaklarını görüyoruz değil mi? Burun yapısını görüyoruz. Bak gözlerini, alnının büyüklüğünü. Standartları nelerdir bunun abi Malaklı için? Standartları şimdi Kangal'da yine nasıl gelir? Bakalım abi şöyle. Bunda dikdörtgen vücut vardır. Kangal gibi içe çekik değildir. Bunların karın gövdeleri içine doğru değil. Mesela bunlarda kuyruk kıvıranlarını biz çok seviyoruz Malaklı'nın. Kuyruk kıvırmasa da 9 yapıyor mesela. Vücudu görüyorsun. Dik geliyor. Yani dikdörtgen bir vücut var. Karınlı, gövdeli bir vücut var. Kangal'da nasıl bir vücut var? Kangal'ın ön tarafı geniş. Arkaya doğru inceliyor. Vücut. Niye? Evet. Çünkü onun sistemiyle bunun sistemi çok farklı. Onu da bildiğim kadarıyla bacağını atarken daha fazla içe kıvırabilmesi için, daha atik koşabilmesi için. Şimdi şöyle, tabii ki çünkü kangalın zaten ki özelliği hızlı ve çevikli, akıllı olması. Bu köpeklerden şimdi açık konuşalım, daha zeki köpekler. Çünkü onları biz nerede kullanıyoruz? Meralarda, yani sürülerimizde kullanıyoruz. Biraz operasyon köpeği diyebiliriz o zaman. Tabii kesinlikle yani. Çünkü kangal zaten kendi kategorisinde çok özel bir köpeğimiz. O yani şeye bayılıyorum ya, kangalların önünü kesme muhabbeti var ya, kurt kaçıyor mesela. Şimdi onlar da tabii ekip çalışması. Ekip çalışmasıyla. Çünkü mesela kangalın erkek köpeği, adam der ki abi erkek köpeği devamlı yatıyor, dişi hareket halinde. Çünkü niye biliyor musun? Enerjiyi harcayacak olan köpek erkektir. Dişi devamlı hareket halindedir. Çünkü sürüyü devamlı hareket ettirecek. Yani tehlike anında dışarıdan yabani kurt geldiği zaman, bir yabani geldiği zaman dişi alarma geçer. Yatan erkekler anında ekip olarak erkek boş atağa taarruza. Yani, yani erkek çünkü niye? Oradaki enerjiyi harcayacak olan erkektir. Çünkü sürünün tamamında köpekler sürüyü eğer köpeksiz bırakır, tamamı giderse yine tehlikede. O da çünkü evet. Neden? Kurt
çok kurnaz, çok akıllı bir köpek. Çünkü niye? Hayatını dağda, kendi egomanyası, yani doğal seleksiyonunu da hayatını geçiren bir köpek. Mücadelesi devamlı kendi karnını doyuracak, sürüsünü doyuracak, yavrularını doyuracak. Devamlı av peşinde olan bir. Bizim kangalımız veya malaklımız veya Anadolu çoban köpeğimiz veya boz çoban köpeği, dediğim akbaşlar veya işte Karadeniz dağ çoban köpeği. Yani bunlar da hepsinde çalışma sistemi var. Bu arada ben şuna da değinmek istiyorum. Konumuz oraya gelmişken. Şimdi kangal diyoruz, strateji ve operasyonel anlamda dünyada eşi benzeri olmayan çoban köpeği türlerinden belki ilk 2'ye 3'e girebilecek kadar iyi bir yani ırk. Yani şimdi kangal şeyde test edildiğinde tabii birinci sırayı da alıyor. Mesela evet, güç basınç sisteminde. Mesela bir pitbull'dan 200 kilo, 300 kilo daha fazla evet, basabiliyor. Şimdi izleyicilerimizin bize karşı olan bir şeyi var. Gelen yorumların çoğunluğuna göre söylüyorum. Hani diyorlar ki işte kangalı bilenin bilmeyenin herkesin yanına gidiyorsunuz. Ben bu konuyla ilgili her videomuzda mümkün olduğunca bunu dile getirmeye çalışıyorum. Biz her görüşü, her insanın biliyorum diyenleri mümkün olduğunca dinlemeye çalışıyoruz. Çünkü herkesten öğrenecek hala çok şeyimiz var abi. Yani şimdi bu işte ben ustayım, bu işin sonu benim diye bir şey yok. Bu işin ucu açık arkadaşlar. Yani herkes birbirine saygılı olmalı. Kiminin bilinci daha fazladır, biraz daha araştırmıştır. Kimininki de kendi çevresinde bildiği kadardır yani. Ama şimdi onu ukalalık yapmadan, yani her şeyi ben bilircesine konuyu üstünü tartışıp üstünü kapatmadan. Çünkü bunun işin sonu açık. Herkes herkesten bir şeyler öğrenebilir. Evet. Ben mesela Kangal'da Hüseyin Yıldız. Selam olsun buradan da. Buradan bolca, kendisine bolca selamlar ediyorum. Ellerinden öperim. Ümit Usta, Barış Çiçek. Bu insanlar çünkü Kangal'a hizmet etmiş. Yani gerçekten bir şeyler yapmış. Bu camiye bir şeyler kazandırmış. Şimdi Secere olayı bazen uçağı. Bence Secere olayı insanda tamamen isimle alakalıdır yani. Bana göre ben mesela Kangal alsam saydığım isimlerden mesela Hüseyin Yıldız'dan Kangal aldım. Mesela köpek aldım. Ya gittim bir tane köpek aldım. Ben ne aldığımı bilirim. Hüseyin çünkü Yıldız Secere'lidir o. Çünkü niye ben Hüseyin onu Hüseyin Yıldız'dan aldım. Adam ona mührünü vurmuştur. Mührünü vurmuştur. Ben kangal beslediğimi bilirim. Ama bir adam gitsen çiftliğinde 5 çeşit köpek var. 6 çeşit köpek var. Şimdi hani bir olay var ya, her dudaklı köpek malaklı mıdır diye. İşte adam gider malaklıya yakın fenotipi malaklı diye verir. Çünkü o an işini görmesi lazımdır. Tutar onu verir. Adam da der ki ben malaklı besliyorum. Ama çoban köpeği besliyordur yani. Alan adam da buna yıllarca inanır. Tabii ki çünkü yani o şekilde. Ben şuna karşıyım. Mesela ben kangal alacaksam adam sadece kangal besleyen adamdan kangal alırım. 5 tane ırkı içine sokmuş bir adamdan gidip kangal almam. Mesela sen de tabii bir çiftlik sahibisin burada. Senin de kocaman bir çiftliğin var, birçok hayvanın var ama mesela adam kangalı da seviyor olabilir. Anadolu çoban köpeğini de, Kafkas çoban köpeğini de seviyor olabilir. Bunları abi şimdi sevmek şimdi şöyle. Beslemesi bak, ve yetiştirmesi bir çiftlikte şimdi mı? Şöyle. Adam şimdi mesela imkanı doğrultusunda besleyenler var ama adamın ticaretini yapmıyor. Ben diyor ki ben bunu seviyorum. Ben diyor malaklı besleyeceğim, en iyisini besleyeceğim. Ticaretini yapanlar için de söylüyorum. Şimdi ama şimdi şunu anlatmak hepsi istiyorum. Hepsi bir arada profesyonelce yürütülemez mi? Şimdi şöyle. Mesela bana gelen mesela problemlerde adam diyor ki abi bu köpek malaklı mı? Ben diyorum ki bu köpek malaklı değil. İşte nasıl anladın abi diyorum. Böyle böyle diyorum. Bu köpeğin anne babasını özellikle ister misin? Hani anne baba geldiğinde buradaki hata burada. Bu köpek malaklı değil. Dediğim gibi kulak yapısı, burun yapısı, ağız yapısı, dudak yapısı, tüy yapısı her şeyiyle tam bir köpek olması için kendi fenotipini taşıması lazım. Mesela mastif kırıkları da var. Malaklılarda. Yani mastif kırığını tamamen malaklıya benzeyip onu Türkiye şampiyonları yapanlar da var. Mesela ona isim vermeye gerek yok. Onları biz zaten biliyoruz. Mesela benim Şubat'ın ikisinde sattığım bir köpeğim var. Çok seviyordum ama mecburen hani artık hani çok ısrarlı olduğu için tabii haliyle de ekonomik durumlardan dolayı, yarım kalan işlerden dolayı verilen teklif de çok güzel bir teklifti. Sorma sahiptir ne kadara sattın abi? Vallahi aslında buradan da rakam açıklamak istemiyorum. Arkadaşlara da bir ayıp olmasın diye, bir ukalalık olmasın diye ama. Yok estağfurullah ama sonuçta hani özel değilse tabii soruyorum. Yani işte onu biz 21 bin euroya verdik. Bayram kardeşim de vardı. 21 bin euroya verdik. Yani o şahit. Hatta biz çünkü lan 2 yani 2 tane deste para. Şimdi desek ki euro kaç lira abi bugün? Vallahi işte o dönemde işte biz
şeye gittiğimizde 326 lira yakın bir paraydı yani. 310, 15 liradan hesaplasam 315 bin lira yapıyor. 326 bin liraya sen İşte yani o şeye gittiğimizde işte biz yani paraya emin olamadık yani. Çünkü dedik ki ulan iki tane deste para. Yani bunu bir sormam anlamıyoruz çünkü hani. Bir sahte olsa olabilir yani. Biz bankaya geçtik. Bunu teyitledik. Sonra köpeğimizi yükledik. Gönderdik. Ama sonra ben pişman oldum yani. Çünkü çok üzüldüm. Şu anda bile üzülüyorum. 326 bin liraya köpeğini sattın ve şu an pişmansın. Gerçekten öyle yani. Çünkü onunla çok farklı bir diyalogum vardı. O mesela gittiğinde ilk günde mukat işlemiş. Bakıcısı yani içeri koyduğunda mamasını ve suyunu koyarken direkt kafesin içinde yatırmış yani bakıcı. Aradılar böyle böyle. Elinden alamamışlar yani. Bayağı bir falan çünkü evet. Burada gittiğinde 9 tane mukatı vardı. Orada da gittiğinde 2 tane mukat işlemiş. Çünkü onunla bizim gerçekten çok özel bir bağımız vardı. Kaç yaşındaydı abi? Vallahi artık 7,5 yaşında filandı yani. Bayağı da yaşlıymış işte aslında. Bu kızımızı eşleştirdik. Bir dişimiz abi. Bir sevdiğimiz kardeşimize. Yani 4 tane dişi eşleştirdik. Artık dedik hani bunları da eşleştirdik. Çünkü bizim ekonomimiz de yani gün gün değişebiliyor. Zor, yani çünkü gerçekten zor. Evet. 200 bin lira borcumuz varken bir anda 400 bin lira oldu. İşin içinden de çıkamayınca. Şimdi abi 326 bin liraya bozoyu sattım dedin. Peki şunu merak ediyorum. Bir köpeği 300 326 bin lira yapan özellikler nelerdir? Neden bir köpek bu kadar parayla? Ya şimdi şöyle her köpeği o fiyata satamazsın. Yani her köpeği 50 milyara da satamaz. Her köpek 100 milyar da etmez. O sadece hastasına. Yani mesela bir adam meydancıdır. Onun hastasıdır. Kafayı takar, iyi bir köpek görür. Devamlı takip eder. Mesela iyi bir örnek vereyim. Vurgun. Vurgun da meşhur bir köpek. Evet. İyi bir köpek. Yani kendini kanıtlamış. Özellikleri çok fazla olan. Damızlı alttan gelen yavruları hem görsel olarak hem de birçok yavrusu kendini kanıtlamış bir köpek. İşlevsel olarak. Yani çünkü olarak niye? Olsan... Şimdi adam diyor ki ben Vurgun'a 250 milyar veririm. Ama altından da çıkartırım diyor yani adam. Niye? Çünkü fenomen bir köpek yani. Dünyada tanınıyor yani. Sadece Türkiye'de değil. Bozo da öyle. Bozo gerçekten hatta biz onun hakkını bile veremedik yani. O köpeği tabii. Çünkü bizim mesela dostumuzdan çok düşmanımız var. Dost gibi görünen. Çekemeyen. Yani köpeği bildiği halde mesela şunu diyebiliyor. Ya o köpek mi? Bu kelimeyi kullanabilen çok ya yani ukala insanlar var. Onu her camiada var hani. Yani işte o insanın kişiliğiyle alakalı. Ben zaten dinlemiyorum ya öyle şeylere takılmıyorum yani. Çünkü ben kimsenin köpeğini de kötülemem. Kişilik olarak da kötülemem. Herkesin kendine göre bir karakteri vardır zaten. Herkes abi, kendine yakışanı yap. Bozo bu arada şampiyonlukları da var abi Bozo'nun. Şimdi Bozo'nun Denizli'de var zaten. Ankara'da var. İzmir'de var. Birçok yerde kendi kategorisinden hariç İzmir'de işte şampiyonların şampiyonluğu var. Yani en büyük kupası var. Ankara'da finali var. Normal kategoride şampiyonluğu var. Bir de şampiyonların şampiyonluğunda finali var. Onlardan önceki yine Denizli'de şampiyonluğu oldu. Aksaray'da yapılan güzellik yarışması. Yani bu köpeğin birçok yerde... Bunlar da marka değerini arttıran yani şimdi zaten neden öyle? Bozo çünkü bir eline aldığın zaman, keşke onu burada çekmek nasip olsaydı. Onu bir eline aldığın zaman veya bir caddeye çıktığın zaman bir köpek nerede? Hani şov yapacağını çok iyi bilen bir köpekti yani. Tamamen kendini o an o şeye adayan bir köpek. Yani yürüyüşü olsun. Hani yürüyüş disiplini. Zaten ona çok özel bakıyordum. Vücut formu her zaman yerindeydi. Kilosu her zaman yerindeydi. Ondan sonra rengi, orijinalliği yani tamamen duman ırkı olması. Yani safkanlığı çok iyi bir köpekti yani. Peki gittiği yerde şimdi nasıl abi? İlk gittiğinde vukuatları falan oldu mu? İlk gittiğinde vukuatı oldu. Bakıcısı suyunu verdiğinde mamasını dökerken altına almış, yatırmış. Allah Allah. Tabii. Ya şimdi onun bizde çok özel, aramızda çok özel bir diyalog vardı. Çünkü o onu çok sevdiğimi biliyordu. O da beni çok seviyordu yani. Mesela benim yanımda yabancı birine tahammül yoktu ama mesela oğlum olduğunu bildiği için Alperen yanlışlıkla yanına gittiğinde onunla oynamıştı yani. Niye? Onu oğlum olduğunu biliyordu yani. Alperen de yanlışlıkla gitti yanına. Şimdi yanından geçti onunla oynadı. Normalde anlık hatayı affetmeyen bir köpek. Yanımdasın. Efendi yani, gibi ya dur ya da dikkat çekecek bir yani, şey yapma diyorsun. Yani aynen eğer eğildim bir şeyler yapacaksın bana yardımcı olayım derken kendine o an zararı verdirebiliyorsun. Çünkü köpek tamamen yani kendini ona endekslemiş yani. Beni sevdiği için başkası zarar verecek düşüncesi. O zaman şey diyebilir miyiz abi? Bozoyu bozo yapan özellikleri say say bitmez. Ya vallahi o köpeği var ya gerçekten yaşamak lazım. Yani gerçekten anlatamıyorum. Kelimeler yetmiyor. Şu anda var ya içim kıpır kıpır. Yani heyecan var yani. Vallahi diyorum şu anda kalbim hani böyle panik atak olur ya. O şekilde atıyor. Yani. Abi güzel sevmişim bozoyu ya. Bana var ya, o harbiden bir dosttu ya. Ben var ya bazen şurada otururdum kendi çardağımda çay içerken. Onu yanıma alırdım. Onu
onunla muhabbet ederdim. Onun Allah bana Allah. Şöyle dönüp bakması seni çok iyi anlıyorum dercesineydi. Gerçi yani. Gerçi Allah Allah diyorum da yani köpekle muhabbet etmeyi ben de iyi biliyorum evet, abi. Bizim çünkü Soner, niye? Ben, Alihan mesela bizim de bir Rottweiler'ımız var. Muhabbet ediyorsun abi yani, konuşuyor aynen yani. Aynen abi ben şimdi mesela burada çoğu zamanımı yalnız geçiriyorum ben. Hani mesela Ankara'dan çok buraya adam almıyorum. Çok bilindik mesela güvenliğe söylüyorum. Çok bilindik arkadaşlar olsa burada olduğumu söyle gönder diyorum gelsin diyorum. Öbür türlü almıyorum. Şimdi mesela ben çoğu zamanımızı mesela bayramla beraber geçiririz. Veya Habib gelir kardeşim o bana yardımcı olur. Ben çoğu zaman çayımı demlediğimde vallahi Bozo'yu alırdım yanıma otururdu. Konuşurduk yani. Çünkü mesela biz bu camiada ben çok köpek emanet etmişimdir. Hala güvenirim, hala veririm. Ama çok ihanetlik gördük yani. Çok emanet köpeğimizi. Aile dostumuz dediğimiz arkadaşlar arkamızı döndüğümüzde damızlık köpeğimizi sattılar. Hadi ya. Vallahi öyle yani. Bak samimiyetimle söylüyorum. Abi çok çok olay yaşamışsın. Yine de yani bu çok güzel ayakta duruyorsun ama çok güzel. Ya düşeceksin. Çünkü eğer düşmezsen zaten hata orada. Düşeceksin, kendin kalkacaksın. Mesela 2005 yılında evlendim. Evlenirken hiçbir şeyim yoktu. Vallahi cebimde 1 lira para yoktu. Bir tane köpeğim vardı, kangal dişi. Ondan öncesi vardı ama tabii bu kadar ile. Ben evliliğimi zaten dedim ki lan ben köpek kuş besleyeceğim. Niye babamla sorun yaşayayım, niye annemle sorun? Evlenirim, evimi ayırırım. Ne kazanıyorsam. Evimi ayırırım, eşimle sıkıntı yaşarım dedim. Yok eşimle de hiçbir öyle bir problemim yok. Kesinlikle ve bana en büyük desteği veren bu konuda gerçekten buralara geldiysem dedi. Onun sayesinde bizim mesela kapımıza gelip de ekmeğimizi yemeyen insan olmamıştır yani. Allah razı olsun. Biz bir ekmeğimiz varsa yarısını bölüş. Ne güzel abi. Yarım ekmeğimiz varsa yarı yarıya çeyreğini bölüşürüz. Bu şekilde gelen misafirimizi boş çevirmeyiz yani. Abi şu muhabbete devam etmek istiyorum. Seni bulmuşken bunları sormak istiyorum. Irk standartları mevzusu ama buradaki köpeğimizden değil şuradaki köpeğimizden bunun üzerine gitmek istiyorum. Tamam bu biraz adamcı olduğu için kendi bak şimdi. Aslında normal orijinal rengi bu. Bak tamamen. Malaklı'nın orijinal rengi. Orijinal bak şimdi kulaklar bak ağız yapısı dudakları gözlerinin düşüklüğü alnının genişliği. Tamam mı? Burnunun bak küt gelişi, aşağı doğru dudaklar sarkmış. Vücut zaten dikdörtgen. Yani bunlarda karın olur. Yani bunların içine çekik olmaz karnı. Kesinlikle vücut bu şekildedir. Ha biz bunlarda olmazsa olmazımız kuyruk sararsa çok seviyoruz. Malaklı da kangal gibi mesela sararsa çok seviyoruz ama 9 yapması illaki olmaz. 9 yapması şart. Ama evet. Maşallah var abi çok güzel görüyorsun. Ya. Görüyorsun. Bir dişi yani bu bak. Yani kafayı ben görebiliyor musun? Ben malaklıyım diyor. İlk gördüğünde evet. Erkek zannettin ama işte bir de bunun erkeğini düşün. Mesela sen bir Bozo'yu canlı görseydin abi diyecektin ya bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir ciddiyet. Oturduğu yerde biri geldiği zaman ona kuyruk sallattırmanın mümkünü yok yani. Bu arada izleyicilerimiz merak etmiştir. Bozo şu an yaşıyor mu abi? Bozo yaşıyor. Bozo şu anda gittiği yerde çok iyi bakılıyor. Maşallah. Zaten kadar ömrü olsun. Çünkü onu alan abimizin parasal sıkıntısı yok. Yani adamda evet abi yani... köpeğe 326 bin lira vermek de gerçekten her yiğidin harcı değil. Değil yani kesinlikle. Bu işin sevdalısı olmak lazım abi. Yani şimdi şöyle adam 2018'den beri zaten köpeği yani aslında 2016'dan beri takip ediyormuş. 2018'de istedi. Ofisine de götürmüştüm ben o zaman. Dedim abi satmıyorum hani kesinlikle satılık değil. Zaten o zaman da çok gençti. En son bu şeyde işte biraz ev aldım. Biraz hani aslında rakam da söylemek istemiyorum. Yani yüksek bir rakam. Biraz borç alınca borç iki katına çıkınca biraz da sıkıştık yerimiz de bitmeyince. Artık onu da bu şimdi dişimiz ondan gebe. Bir iki kızı var. Bir dişi var. Dört tane dişi eşledik. Dört tane dişi eşleyince o dörtten ikişer tane yavru ayırsak zaten sekiz tane Bozo'nun kendileri kalıyor yani. Tekrardan damıtabilirim onları. Onları diyorsun. Allah'ın izniyle bizim şimdi şu zaten altyapımız var. Sen Bozo'nun tohumlarını aldın öyle yolladın. Şimdi kesinlikle öyle olmasa zaten olmazdı yani veremezdik. Şimdi bizim altyapımız var. Bayramla beraber çalıştığımız kardeşimle yaptığımız altyapımızı geliştiriyoruz. Yani altyapıdan gelen köpeklerimiz var. Sağ olsun. Sevdiğimiz dostlarımızla büyüttüğümüz yavrular var. Gene Bozo'nun sahiplendirdiğimiz yerde çok önemli yavruları var. İstanbul'da Emir var. Emir de çok güzel. Mıcır diye bir oğlu var. 92-93 santim 100 kilonun üstünde bir köpeği var. Ona mesela bu dişimizi eşleştirdik. Evet. Abi o dişiyi de şöyle yakından görelim mi? Yakından tanıyalım mı? Adamcı değil değil mi abi bu? Bu adamcı değil. Gayet sakin, sosyal. Bizim kendi ailemizin içinde büyüyen bir dişi. Beyaz bir malaklı. Şimdi beyaz malaklı ama bu bunun hatalı olduğu anlamına gelmez. Çünkü
Çünkü Aksaray'da da gittiğinde beyaz malaklar görürsün. Zaten Malaklı'da mesela kangalın iki rengi vardır ya, ya kara kırçıldır ya da boz karabaştır. Kangalın olmazsa. Üç renk. Aslında bana göre diyorlar abi. Ya şimdi kangalcılar benden daha iyi bilebilir ama benim bildiğim kara kırçıl ve boz karabaş. Kangalın ana renkleri. Yani orijinal. Zaten şimdi Kangal'da bir çaparı, bir alayı kabul edemeyiz. Ama Malaklı'da bizim ala da var. Çapar da var. Göğ karabaş da var. Bu şekilde beyaz da var. Bu ama çok çok güzel bir bu köpek. Çok mazlumdur. Benim kızımla beraber büyüdü bu. Bunun annesi Hazal. Benim en eski köpeğim yani 12-13 yıl önce beslediğim dişimde son aldığım yavru. Annesi aldıktan 6 ay sonra öldü. Bozonun yavrularından birini de bununla bunun işledik. Şimdi işte bozonun birini de bununla işledik. Çünkü bu kızan olmamıştı o dönemde bozoyu verdiğimizde. Ben İstanbul'a özellikle gittim onun için. Bunu eşleştirdim. Yani bak bir dişi ama bir kafayı görebiliyorsun değil mi? Evet. Bir dudaklar, bir kulaklar, yani bir döş yapısı. Kafa yapısını incelediğimiz zaman şöyle şuradan İşte zaten Malaklı'yla Kangalı özelliğini ayıran sert bir ayrım var. Aynen öyle. Kesinlikle hepsinde bellidir yani. Yani mesela Kangal'da şu üst taraf şurası komple yok. Şöyle düz geldi. Evet. Evet. Düşün yani bunda, sivri bir kafa. Evet. Bunda ama daha, bunda geniş. Bunda daha büyük bir kafa. Evet. Söz konusu. Dudaklar, burun şu yapısı filan zaten gördün. Bunda dokununca kızıyor. Utanıyor, utanıyor. Abi Cemil abi sana şey soracağım. Şu malağını bir şöyle görebilir miyiz abi? Kaldıralım. He. Bu malak bunun ağzı açıkken bile malakların ağzını kapatıyor olması abi, gerekiyormuş. Abi şimdi bir köpek şöyle ağzını açtığında malağı nasıl kapatacak? Ya yani malakları ya ağzının o, tamam, o hizasına ayrı geliyor bir şey olması lazım. Çünkü havladığında şey yaptığında dudaklar sallanır. Zaten evet, onu yapar yani. Çünkü burada dudaklar belli yani. Zaten bunu ağzını açsa da şey yapar yani. Peki Malaklılarda görev esnasında malaklar sıkıntı yaratıyor mu? Mesela kurdu aldı. Kurdu o sırada boğuyor ve nefes almasında şimdi güçlük oluşturuyor şöyle, mu? Tabii bunlar büyük köpek. Bunlar da şimdi şöyle. Kangal gibi 5 kilometre 10 kilometre koşup kurdu yakalayıp o basma o kesinlikle öyle bir şey söz konusu. Bu konuda realistsin yani. Şimdi gerçekçi olalım. Evet. Hiç gerçekçi olalım. Çünkü büyük. Bak bu dişi 80 kilo ya. Sen 80 kiloyla 45 kilo 50 kilo köpek bir koşabilir mi? Kurtta daha çevik aynı zamanda. Çünkü daha atik. Bu şimdi mesela koştu yakala. Zaten nefesi bitecek yani hayvan. Bir de o bunlar da sadece nasıl biliyor musun? Bu şimdi mesela malakların çalışma sisteminde birebir mücadelede hiçbir şansı yok. Kurdun hiçbir şansı yok birebir mücadelede. Malaklıyla. Malaklı'da tam Malaklı onu kesinlikle ikiye böler. Birebir mücadelede. Bundan netiz bu bak, konuda. Netim diyorum. Çünkü niye Koçhisar'da biz bunları gördük. Biz yani ezbere konuşmuyoruz yani. Çünkü bizim ama çok bu dediğin de lafını kestim abi. Bu dediğin de çok ütopik bir şey. Yani abi, kurt gibi bir hayvanı kurt ama bir köpeğin boğması. Şimdi ama Malaklı köpeği de 90 santim, 90 kilo, 100 kilo. Bak ben koşup alıp boğuyor demiyorum. Yok yakaladığı zaman eline düşer. Birebir mücadelede eğer mandıranın içinde yakaladığı zaman, kendi mevkisinde yakaladığı zaman boğar. Çünkü bunlarda gerçekten çok güçlü çene yapısı var. Şimdi diyorlar ya Malaklı'nın ağzı dişine batar. Hiç öyle bir şey yok. Pehlivan vardı. Mesela şu anda da vurgun var. Ama çok iyi mücadele verebiliyor. Yani ben bir kurtla bir çoban köpeğinin mücadelesine hiç şahit olmadım hayatımda ama bilenlerden dinlediğim kadarıyla yine kendi yorumlarım değil öğrenmeye çalışıyorum abi. Evet. Bildiğim kadarıyla bir kurtla şu an yeryüzünde mücadele edebilecek köpek cinslerinden hiçbirisi bir kurda gücü yetmez diye biliyorum. Ya bence öyle değil ya. Biz mesela bir sürü de hiç adamın köpeğini beğenmezsin. Yani dersin ya bunlar niye besliyorsun? Ama tam bir vampirdir yani. Tam bir piranadır. Öylelerin de duydum. Çünkü niye? Evet. Onlarda bir ekip çalışması var. Kangal'da da var yani. Kangal'da ama şimdi var, evet, herkes farklı bir şey anlatıyor. Ama gerçekten bak gerçekten bunu yaşamış çobanlarla, insanlarla bunları dinlediğin zaman mesela Koçhisar'da ben diyorum ben kendim gördüm. Kendim Koçhisar'da gördüm yani bunu. Ve yaşayan çobanlar mesela çekmek isterseniz gidin örnekleri var. O insanlardan duyun yani. Mesela Koçhisar'da Mezgit var. Köpeğin ana vatanının çıktığı yerdir. Çok iyi köpekler çıkar. Büyük köpekler çıkar. Artı hep kurtçudur, savaşçıdır yani. Biz bundan 15-20 yıl önce mesela Mezgit'ten köpek getirirdik biz. Mesela ben o dönemde küçük taksiyle arkadaşıma rica ederdim. Hani çünkü hiç kimse de o şey. Vallahi bir günde 3 kere gidip geldim biliyorum Koçhisar'a. Köpeği alıyorduk parayla, indiriyorduk, satıyorduk, bir daha gidiyorduk. Bir köpek daha alıyorduk, indiriyorduk. Çünkü orada inanılmaz köpekler çıkıyordu. Aksaray'da değil mi?
Koçsar Mezgit'te. Bak oranın köpekleri kurt konusunda, bak orada hayvancılık, koyunculuk çok ileridir yani. Orada her bir gittin mandırada 300 tane 400 tane koyun vardır. Mesela Mezgit'te Hakan var. Orada mesela gidin bir röportaj yapın. Ondan dinleyebilirsiniz yani. Şunun işte güzelliğine bak yani. Mesela der ki işte Malaklı işte ağır köpek. Ama öyle değil tabii. Bir kangala göre ağır köpek, doğru. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle söyleyeyim. Kangal sürüde aktif görev yapacak köpek. Tabii ki canım. Bu da sürüyü bulunduğu alanda koruyacak köpek. Tabii. Yani bunların şimdi aynen. Yani bunların şimdi görevleri hep çalışma sistemleri farklı. Mesela bu köpeği fabrikada çok iyi kullanabilirsin. Peki bir kangal ekibiyle uyumlu bir şekilde çalışabilir mi abi? Yok, bunlar biraz daha agresiftir. Sürüyü bozabilir. Çünkü o mesela kangalın çalışma sistemini malaklı bozabilir. Çünkü kangal çoban köpekliği konusunda dünyada örnek bir çalışma yani sistemine sahip. Yani aynı sistemde. Akbaşlar da çok zeki köpektir. Onları da yani es geçmemek lazım. Ama akbaş da bildiğim kadarıyla kangal kadar kuvvetli ve iş bitirici değil. Yok, aynı yapıda. Öyle mi? Hatta tabii. Aynı yapıda, aynı sistemde. Sistemleri aynı zaten ama kurnazlıkları akbaşların daha zekidir. Ha, öyle mi? Tabii, akbaşlar kesinlikle daha zekidir diyorsun. Tabii, tabii. Onlar da mesela daha sert yapıda olur mesela akbaşlar. Ya, yeter bu köpek ki bir şöyle işte şey gelsin ya, alarma gelsin abi. Şu aynen, hemen atağa geçer. Bak şimdi bu köpeklerde nasıl bir özellik var biliyor musun? Mesela Malaklı'da ben anlatayım sana. Malaklı'yı bahçene aldın. Adama farklı havlar. Normal gelen birine farklı havlar. Yabani geldiği zaman çok farklı havlar. Hırsız geldi. Duvardan birinin kafayı gösterdi. Tamamen farklı havlar. Bak buna bak, bir sesi duydu. Bak hemen değişiyor. Ama ne abi, bu onlar gibi hemen şey yapmıyor. Yani bunlar da o sistem çok farklı yani bu köpekte. Malaklarda bu sistem çok farklı. Peki yani abi şu alttan damlayan. Abi bu bunun özelliği. Bunu al yani. Bu sana hiçbir şey yapmaz. Al bak mesela. Anladın mı? Bu bunun kendi şeyi yani. Ha. Bunda ne yapıyor? Sadece üstümüze değmesin. Namaz kılamıyoruz. Salyası doğru, değdiği zaman. Doğru, doğru. Ama şu şekilde ben değeyim. Namazımı gider kılarım. Ama salyası değdiği zaman namaz kılamam. Yoksa bunun sadece tek neciz olanı yani salyası sana bulaşmıyor. Yoksa zarar vermiyor. Bu anladım. Aldım. Elimi yıkayacağım. Abdestimi alacağım. Gideceğim namazımı kılacağım. Sıkıntı yok. Öbür türlü bu değdiği zaman üstümü değiştirmem lazım. Yani bunun salyasından iğrenmeme konusunda ben de mesela hani şey ya diyor köpeğin salyası, bazen gidiyoruz şey kangallar yüzünü şey yaparken abi şuraya bir bakıyorum bizim köpek de öyle şuradan şuraya kadar salya olmuş. Ya onu nasıl yaptın diyorum ama yani artık o kadar işte, iğrenmiyorsun yani ki o kadar. Şimdi alışıyorsun, belli bir şeye geliyor artık. Çünkü biz bunların içinde büyüdüm ya. Evet. Ben bunlara var ya kendi gençliğim yani insanlar iyi köpek beslesin, iyi köpek sahibi olsun diye en özel malaklarla yani hiç merdiven altı üretim yapmadım yani. Evet. Ya bu dediğim biraz önceki salya mevzusunu da hayvan besleyen anlar bizi. Yani çünkü abi biz bunları niye düzenli şeydir olarak parazitlerini yapıyoruz? İç dış parazitlerini yapıyoruz. Çünkü yapmasak bunu çok rahatsız edecek. Çünkü bunlar evde beslemediğimiz için, evde beslenmediği için, büyük olduğu için, toprakla birebir olduğu için pire oluyor. Onu da düzenli olarak yıkamasını yapıp iç dış parazitini yaptığın zaman o problemi de yaşamıyorsun. Onu şu tarafa alabilir miyiz köpeği şöyle? Cemil abi peki bunun bakımı konusunda özellikle kullandığın farklı metotlar var mı? Yöntemler. Abi şimdi mesela şöyle bakımı konusunda biz hani mesela birebir tavuk kemiği vermiyoruz. Ya tüm tavuk veriyoruz ya da tavuk kemiğini mesela pilav olsun, ekmek olsun, papara halinde yani onu karıştırıyoruz mamayla hepsini karıştırıyoruz. O şekilde bakımını sağlıyoruz. Çıplak bakım yok yani. Sadece mama da vermiyoruz. Şimdi düşünsene sen her gün bir çorba içsen sıkılırsın. Her gün tavuk döner yesen yine sıkılırsın. La bu ne, her gün tavuk döner mi yiyeceğim dersin. Her gün et yesen ondan da sıkılırsın yani. Çünkü bu köpeklerin özelliğinde ağzını değiştirmek zorundasın. Öyle mi? Tabii ben kesin. Ben de tam onu diyecektim. Hani bir köpek yemek seçer mi? Onun için çünkü şimdi her gün aynı yemeği yerse doyması, şimdi aynen. Karnın doyması aynı ama köpekler her gün tavuk yiyecek. Bu sefer ne yapacak? Egzama yapacak hayvanda. Ha, evet o konuda. Anladın mı? Bunu rahatsız edecek yani. Evet. Ben bu köpeğin mesela içerideyken psikolojisini çok iyi anlayabiliyorum. Gezmek istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Mutsuz olduğunu da anlıyorum. Ne oldu kızım sana diyorum. Anlıyorum. Gezmek istiyor. Sıkılıyor çünkü hayvan. Beni bu bırak da diyor, ben bir özgür oluyorum. O gün beni bir bıraktırdı. 2 saat peşinde gezdirdi değil mi Azam? Cemil abi peki bu köpeklerde dış tüy bakımı ile ilgili farklı yöntemler var. İşte kimisi çam talaşı diyor. Kimisi böyle farklı toprağın altındaki teknikler falan geliştiriyor. Damla kullanıyoruz ama şimdi damla da pahalı. Çok pahalı. Ben mesela hani Kenaz veya Blotik'te yıkadığım zaman şimdi pire de ona alışkın oluyor. Bir hafta sonra yine pire oluyor. Ben ne yapıyorum? Eski hani atalarımızdan öğrendiğimiz usulle mazotla yıkıyorum bunu. Mazotla?
Evet, mazotun hiçbir zararı yok ve buna faydası var. Çünkü mazot yağlıdır, kokusu ağırdır. Tamam mı? Pire buna kesinlikle yanaşmaz. Yani yanlış anlamadım değil mi? Bildiğin mazotu döküyorsun. Alıyorum. Evet, mazotu alıyorum, her tarafını yıkıyorum. Abi mazotla yıkaman ayrı dert, mazot 20 lira olacak, o ayrı ya dert. Ya şimdi şöyle, ama normal kullandığın ilaç, sen şu kadar pilotik alıyorsun, sen 200 milyon para veriyorsun. Doğru diyorsun. Ama mazotun litresi tamam doğru, bize göre fazla. Yani bizim arabamıza 18 liraya mazot mu olur ya? Mazot alıyoruz yani arabamıza. Günlük maliyetimiz 100 lirayken 300 liraya çıktı. Evet. Yani bildiğin mazotla yıkıyorsun. Bildiğim mazotla yıkıyorum. Ha şimdi 18 lira olunca iş biraz değişti tabii. Ama biz kızımıza bunun her türlü bakarız. Bir zararı falan olması yok yok kesinlikle var. Hatta onu yok. Onun zaten normalde derisi besleniyor biliyor musun? Mazottan. Samimiyetimle tüyü bir ay sonra bakıyorsun parlıyor. Ya acaba mazota bir an dedim fazla mı önyargılı yaklaşıyorum diye düşündüm de mazot ya abi yani. Atalarımız önceden hani, çeraz mı biliyordu? Bilotik mi biliyordu? Damla mı biliyordu? Ne yapıyordu? Bununla baş etmek için mazot alıyordu. Koyunları bile mazotluyordu. Niye? Pire çoğalıyor. Allah Allah. Tabii. Bunu da ilk defa duydum. İşte yani bizim sülalemiz köpekçidir yani. Bizim atadan gelen köpekçilik. Yani bizim sonradan bir şey olmadı yani. Ben mesela çocukluğumda keşke babam burada olsaydı anlatsaydı. Abim de burada olsa anlatsaydı. İnanın yani onu satayım seni. Lan korkuttun. Korkuttun lan. Üstüme doğru atlanır mı öyle? Dışarıdan köpek geçiyor şu anda dışarıdan. O yüzden böyle tepki veriyor. Onu hissediyor. Korkuttu ya, üstüme atlayacak sandım. Abi o zaman şöyle devam edelim mi diğer kafeslerimize doğru? Roza'ya gidelim. Bu arada izleyicilerimize şeyi de söyleyeyim. Sevgili izleyiciler, mekan bakım halinde olduğu için bir de kış her taraf çamur. Abi şimdi yetişemedik yani. Biz buraya başlarken kafamızda bütçe ayırmıştık. O bütçenin çok üstüne çıktı. Artı işçilerle alakalı problem yaşadık. Adama anlattığımın aksini yapıyor adam burada. Gece çalışıyorum, gündüz bunlarla ilgileniyorum. Adama tarif ediyorum, sabah geliyorum bambaşka bir şey yapmış. Ya çıldırmamak elde değil. Yani çünkü hani bunu bir kere yaparsın, anladın mı? Yani bunu bir kere yaparsın, kafanda aynen bir mimarı çizmişsin, anlatırsın, bunu anlamayacak bir şey yok yani. Bunlarla alakalı çok problem yaşadık, şimdi kendimiz yapıyoruz. Kafes sistemlerin çok iyi abi. Abi büyük yaptık, biz şimdi büyük yapmak zorundayız. Neden büyük yaptım biliyor musun? Onu da anlatayım. Şimdi hem köpek büyük, burada hem suyunu içiyor köpek, hem yemeğini yiyor, şuraya çişini yapıyor, şurada yatıyor. Biz öyle olsun istemedik. Dedik ki hani bu köpekler, ebatları büyük köpekler. Şimdi her zaman vaktimiz olmuyor. Her zaman gezdiremiyoruz yani. Bıraktığımız zaman hayvan başını alıp gidiyor. Gitmesine dedik. Büyük yer yapalım. Sıkılmasın. Pisliğini arkaya yapıyorsa öne köpek şurada yatsın. Yuvalarını ben 2x2 yaptım mesela. Çok büyük yaptım. Yuvalar. Niye? Rahat etsin hayvan. Oraya eşer. Oraya kafasına göre eşsin. Yapsın. Ben gerçekten buraya ciddi para harcadım. Bu bak, köpeğimize geldik şimdi. Şimdi geldik. Bak yine aynı tip. Aynı renk. Kulaklar. Görüyorsun değil mi? Maskesi. Her şeyi. Diğerine nazaran abi ama birazcık sanki Hazal'da yüzü biraz daha uzun gibiydi. Kafa büyük. Kafa büyük o yüzden tabii, mi? Tabii kafa büyük. Bundan kafası büyük onun. Gözünde ne var abi bunun? Onda göz kirazı var. Onu biz problem olmadığı için dokunmadık. Yani o göz kirazı gözü kendisi görüyor. Geçiyor mu? Yok geçmiyor, öyle kalacak. Yani müdahale ettirme. Büyük köpek biraz problemli oluyor. He. İstersen dışarı salayım köpeğimizi görebilirsin yani. Bunu mu? He salayım. He olur olur abi. Ya şöyle alalım. Gitti bile. Gel şöyle gidelim. Şu yüzü toplanıyor ya abi, aşağı eğildiği zaman her tarafı toplanıyor. Yani işte bunlar zaten sevdiren özelliği. Aynen. Ya. Yani bu ablak suratı var ya. He ablak mı diyorsun? Yani ben ablak surat. Yani normalde zaten ablak suratlı bunlar yani. Bu kafa büyük, gözler düşük, dudak sarkık. Evet. Bunun kendi şeyi bu şekilde yani. Şöyle başka göreceğimiz abi. Yine zaten şöyle bakın. Burada o Asya var. Asya bunun ismi de. Bu zaten Hazal. Hazal'ı gördük zaten evet. Bu da diğer ki bu oğlumuz. Bu da yine Bozo'nun oğlu. Bozo'nun biraz önce bahsettiğim evet. Bozo'nun oğlu burada dedi. Evet şu anda işte bu. Bu da adamcıdır. Aynı babası gibi adamcı. Ciddidir yani öyle. Şu an aynı karakteri taşıyor. Yaklaşamaz zaten. Mıyız abi? Sizi yaklaştırmaz. Ben yaklaşırım. Evet. Şimdi renk yine aynı. Fenotip yine aynı. Kuyruk, renk, basarlar, kafanın büyüklüğü, kulaklar. Bu şekilde yani. Şey demişti. Her malakla her malak olan.
Şimdi her köpek, şimdi dediğim gibi yine her dudağı olan köpek malaklı değildir yani. Diyorum ya, bunun kendine göre tüy yapısı, kendine göre rengi, kendine göre bir fenotipi var. Ya yani şey burun yapısı, abi, ağız yapısı. Malaklıdır ama sadece malaklıdır yani. Yani öyle diyelim, çoban yani her çoban köpeği, her dudaklı olan malaklı değil. Her kara maskeli, her düşük suratlı köpek de mastif değildir yani. Mastif kırığı değildir bak. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi mesela biri çıktı, ben başkanım, şöyleyim böyleyim, adam kendi köpeğini tarif edemiyor ya. Yani adam diyor ki işte ben bunun başkanıyım, bunun için mücadele veriyorum diyor. Adam bir kere yasal olarak başkan bile değil. Yani sadece laf olarak demiş ki sen başkansın. O da diyor ki ben başkanım. Sen neyin başkanısın ya? Ben iki kişi biliyorum. Mesela dernek olarak malakların biri benim, biri de Cengiz Yıldırım. Daha önce Muammer Tıpırdamaz abimizdeydi. Ben başkan bilmiyorum bunda. Ha ben kendim başkanım diye övünmüyorum yani. Yani ben sadece malakla beslediğim için, derneğini de kurduğum için bunlara gerçekten bir belli bir mücadele verdim. Şimdi adam çıkmış her önüne gelene, her kara maskeli köpeğe mastif diyor. Ya sen kendi memleketine, kendi köpeğini biz bir yerlere taşımışız. Kendini öne çıkartmak için sen niye memleketinin köpeğini kötülüyorsun? Niye bu duruma getiriyorsun yani? Geliştirmek için üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorsun. Normalde yani sen onun üstüne koy. Sen şimdi kendi memleketine mal olmuş bir köpeği. Artık tamamen sıyrılmış yani adını almış malaklı olarak adını almış bir köpeği neden kötülüyorsun? Neden her gelene o mastif kırıkçısı, o mastifçisi neden bunu diyorsun yani? Başarabiliyorsan, elinde varsa üreteceksin. Bu ülkeye bir şeyler kazandıracaksın. O zaman malaklı budur mu diyecek? Üreteceksin. Yani çıkartacak malaklı budur. Biz nasıl kendi köpeklerimizi çıkartıyoruz? Malaklı budur diyor. O da kendisi çıkartacak. Malaklı budur diyecek. Peki yani. Abi, Türkiye'deki malaklı besleyicileri, malaklının ırk standartları konusunda hemfikir mi? Yani şimdi çoğunluk olarak hemfikir. Bir iki tane, üç tane dediğim gibi arayı bozanlar var. Mesela çok iyi malaklı besleyerek kim var mesela Aksaray'da? Nevzat Tüçmeden var. Evet, Nevzat abiye de buradan selam olsun. Selam olsun kendisi. Yani kendisi hem dostumuz hem de bu işe gerçekten gönül vermiş. İyi bir arkadaşımız. Gittiğin zaman kapısında çok güzel malaklar görürsün ki adam üretiyor zaten. Çıkartıyor yani. Peki senin bu söylediğin ırk standartlarının aksine savunulan neler var abi? Ya şimdi diyorum ya adam malaklı şimdi... Malaklı köpeği dediğin böyle olur deyip işte, senin dediğinin aksine ne söyleniyor? Ya şimdi adam şimdi geliyor mesela köpek biraz koyu maskeli, biraz daha dudağı fazla. Bu diyor mastif kırması diyor. Ben de diyorum ki bunun mastiften ayıran özelliği bir söyle diyorum. Apışıp kalıyor. Çünkü ben aslında bunu burada söylemek istemiyorum. Çünkü onun çok farklı noktaları var. Çok ince noktaları var. Diyor, göz var, izan var diyorlar. Bu köpeğe en kralı, bu işte en iyiyim diyen bir tanesi bu köpekte mastif kanı var desin. Buradaki köpeklerin bir tanesinde şundan dolayı mastif kanı var desin. Burada biz konuyu tartışalım. Ha ben de şey diyeceğim sandım. Bu çiftliği ona veriyorum diye. Ya çiftliği niye ona vereyim? Ben bu kadar yatırım yapmışım. Gençliğimi onun için harcamışım. Yok. Saçlarımı dökmüşüm, yeniden ektirmişim yani. İsmail abi dedi ya, İsmail Özbek var bizim Sivas'ta. Köpek beslemeye gerçekten o da ciddi emek harcayan bir abimiz. Köpeğim de diyor hani bu köpek de kangal değil diyen bir santigram hata bulana diyor çiftliği. Ya şimdi adam niye köpeğini biliyor yani? Şimdi ben çiftliğimi vermem ama o kadar da iddialıyım yani. Çünkü ben buralara kolay gelmedim. Gelsin diyorsun, tartışalım. Tabii ya, bu işin bunun ucu açık yani. Bu şimdi yalan yanlış bilgilerle olmaz yani. Bak şimdi şu köpek normal bir çoban köpeği değil mi? Şu. Bak tasması yok. Bizim köpeğimiz değil bu ha. Biz bunu normal dışarıdan geldi. Besledik, süt annesi kullanıyoruz. Anadolu'nun birçok köyünde, evet, birçok şimdi normal yerde... yan tipten bak kafasına. Az bir şey dudağı var değil mi? Yandan bak. Doğru aynen mu? Kafa çok yapısını çok gördün. Ama o da çok az bir dudak var yani. İşte az dudak var ama. Şimdi adam bunu ne yapıyor? Malaklıyla eşliyor. Altından çıkanları ne yapıyor? Malaklı diye veriyor. Onlarda da dudak biraz daha artıyor dolayısıyla. Evet yani şimdi ama işte değil. Mesela işte kangalla malaklıyı ayıran özellik burada. Anladın mı? Ne demek istediğimi anla. Hüseyin Yıldız'dan kangalı aldın. Ne aldığını bilirsin. Kangal aldığını bilirsin. Benden aldığın zaman ne aldığını bilirsin. Malaklı aldığını bilirsin. Bu kadar açık. Bu kadar net yani. Peki iyi bir kangalla iyi bir malaklıyı eşlediğin zaman altından iyi bir malaklı çıkar mı abi? Çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Şimdi biz bunu çalışmalarla çok eskiden cahil zamanımızda yaptık. Dediler ki ya dediler malaklı ile kangalı işte birleştirdiğin zaman çok güzel köpek çıkıyor dediler. Yani bizim biraz daha top kafa dediğimiz. Abi çok alakasız köpek çıkıyor. Bence çok yanlış eşlemiş.
Ben buna mesela son 15 yıldır kesinlikle karşıyım yani. Yani aslında şunu öğrenmek istedim. Mesela Malaklı ile Kangal'ı eşledin. Çıkan yavruda çok güzel malak var. Kafa yapısı çok güzel. Malak çok güzel aslında ama... Aslında ben bunu resim olarak gösteririm de üreten arkadaşlara ayıp olur. He, yok evet. Çünkü onu göstermek istemiyorum. Çünkü ana bu çünkü yapan çok bariz belli. Ya o yapan o kendi vicdanına bırakmış artık. Yani onunla onun kendi şeyi arasında yani. Bak ne diyorum? Kangal alacağın adresler bellidir. Malaklı alacağın adres bellidir. Akbaş yani. Akbaş alacağın adres de tabii bellidir. Yani. Bizim mesela Aksaray'da diyorum ya çok güzel üretim yapan kardeşlerimiz var. İsmi duyulmamış ama o kadar güzel malaklılar var. Ya Aksaray zaten öyle bir şehir. Girişinde malaklı heykeli yani var. Yani şimdi adam onu temsil ediyor. Yani artık Aksaray'ın malaklısı. Yani buna sahip çıkacak. Sivas'ın ben Kangal'ı. Ordulu olarak orduluyum. Ordulu olarak Malaklı'ya gönül vermiş bir insanım. Onlar da bize destek verecek. Bizi taşlamayacak yani. Çünkü ben ne yapıyorum? Burada bugün Ordu'nun Karadeniz dağ köpeğini beslemiyorum. Aksaray'ın Malaklı köpeğini besliyorum. Aksaray'a yani her hafta gidiyorum. Bunu çok iyi yapabilmek için de Aksaraylı olmana da gerek yok. Kesinlikle o ayrı bir şey ya. Bu tamamen diyorum ya bu içinden gelecek evet. Yani. Çünkü Aksaraylı olup çok dandik köpekler çıkartanlar da var. Kendi köpeğine zarar verenler de var yani. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Adam şimdi lan Malaklı senin memleketine mal olmuş. Çok güzel bir yere gelmiş. Ben olsun diğer arkadaşlar bunu bir yere taşımışız yani. Gençliğimizi vermişiz. E sen de ona taş yani kendini ön plana çıkartmayı bırak da. Kendi vatanın için yani. Memleketin için milli değerine sahip çık. Onu bir yerlere taşı yani. Bu önüne güzel. Köstek olma. Yok mastif kırıymış da. Yok o mastifçiymiş. Bu köpek mastifmiş. Şimdi ben bir gün bozonun yavrusunu verdim Konya'ya. Çok güzel bir yavrusu. Mastifle alakası yok. Çünkü bozonun altından da siyah maskeli yavrular çıkıyor. Çocuğu aramış. Terbiyesize bak ya. Demiş ben işte başkanım. Bu köpek mastif kırı. Neye göre mastif kırı? Söylesene bu neye göre? Şu anda köpek çok üst düzey bir malaklı biliyor musun? Şimdi ondaki zihniyet ne biliyor musun? Biraz malağı fazla, siyahta surat ya. Kafasındaki direkt, sen zaten kendi köpeğini bilmiyorsun ya. Sen neye yani kendi memleketin köpeğine sahip çıkacağın yerde sen o köpeği nasıl yani aşağılarsın, küçümsersin yani. Sen memleketine zarar veriyorsun. Evet abi bu yapıcı ve Malaklı konusundaki gelişmeye açık olan düşünce yapından dolayı seni tebrik ediyorum. Ben her daim belli ki ederim. Burada üstüne koymaya çalışıyorsun. Yani biz şimdi tabii yani biz ben kendi imkanlarımla gelmeye çalışıyorum. Benim dedim ya iki tane kardeşim var destek veren 3-5 tane de dostum var. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsinler. Ben biraz yemek konusunda biraz yani bürokrasi çevrem çok iyi. Onlardan destek alıyorum. Bugün ne vereceksin abi hayvanlara? Ya bugün şimdi oradan kemik geldi. Onu çıplak vermeyeceğiz. Ne kemiği onu? Serdar Akıncı'ya buradan selam söylüyoruz. Serdar Akıncı'yı rahatsız edeceğiz. Ondan alacağız yemekleri. Evet, Serdar Akıncı masa başı. Balgat masa başında bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. Benim de yıllardır dostum benim olur. Benim gerçekten çok sevdiğim bir abi. Buradan da bolca selam olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz selam Serdar olsun. Abi. Abi ben bugün burada bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Muhabbetin gerçekten çok güzel. Tadı damağımızda kalsın bir bölüm daha yapalım şimdi seninle. Şimdi zaten burası tam anlamıyla oturduğu zaman damızlıklarımızı bir araya getirdiğimizde, güzel yavrularımız bir arada olduğunda yine çekim yapacağız. Yine bu işe gönül vermiş dostlara, abilerimize, kardeşlerimize, bizi seven, sevmeyen herkese selam olsun. Her zaman bu yayınlarla inşallah karşınıza bildiğimiz, bilmediğimiz her şeyle çıkacağız inşallah. Ben de buradan Alatürkiye YouTube kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her videoda mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Gerçekten çok emek harcıyoruz. Kar, kış, yağmur, çamur hiçbir şey demeden Türkiye'nin birçok farklı şehrini gezerek sizler için içerikler üretiyoruz. Sizden de ricamız bizim bu emeğimize karşılık kanalımıza abone olmanız, videomuzu beğenmeniz ve olumlu veya olumsuz fark etmez saygı çerçevesi içerisinde yorumlarınızı bize bildirmeniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni Alatürkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.